Üç kişinin hayatını kaybettiği olayların ardından Cizre'de dün karanlık eller yine devreye girdi. Bir çocuğun öldüğü olaylar sonrasında gözler yine Cizre'ye çevrildi. Olayların perde arkasında kimler var? Yanıtlarını A Haber muhabiri Sercan Bilge ve konuğundan alacağız. Evet Sercan, sizi dinliyoruz. Duygu Leloğlu, az önce görüntülerde izledik. Diyarbakır'da Cizre'de olaylar meydana geliyor. Tansiyon yüksek. Belki sıradan bir görüntü olarak gör ama Cizre'de durum vahim. Bizler de bunu Profesör Doktor Rüstem Erkan'la değerlendireceğiz. Kendisi aynı zamanda Dicle Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı. Hoş geldiniz yayınımıza. Az önce de belirttiğimiz gibi Cizre'de artık kritik bir olaylar yaşanıyor. Durum da vahim çünkü öyle olmasa DTK ve HDP yetkilileri oraya gitmeyecekti. Ne oluyor Cizre'de? Yani olayların arkasında kim var sizce? Bir de sizden dinleyelim. Yani şimdi 6-7 Ekim olaylarından sonra bölgede yükselen tansiyon Cizre dışında önemli ölçüde normalleşmeye başladı. Yani Diyarbakır'da başta olmak üzere yer yer küçük gösteriler olsa da bu süreci zora sokacak veya kamu güvenliğini, düzenini zora sokacak herhangi bir olayla karşılaşmıyoruz. Ama Cizre'de gerçekten yani Türkiye'nin ve siyasetçilerin önemli üzerinde durması gereken bir durum var. Evet. Sanki orada farklı bir yapılanmayla karşı karşıyayız gibi görünüyor. Yani şimdi bakın dün Demokratik Toplum Kongresi'nin eş başkanı Sayın Hatip Dicle oradaydı. Şimdi hem HÜDAPAR'dan hem HDP yetkililerinden veya Demokratik Toplum Kongresi yetkililerinden kendi tabanlarına dönük bu tür eylemlerden vazgeçmeleri yönde çağrılar olmasına rağmen bu tür olaylar yaşanıyor. Evet. Şimdi dün 12 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Şimdi burada polis de yani İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada burada polis kurşunu olmadığı da söyleniyor. Şu anki durum onu gösteriyor. Buna rağmen burada hem de çocukların ölümüyle sonuçlanan olayların yaşanmış olması gerçekten burada bir bölgeyi yani toptan huzursuzluğa şey yapacak bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Çıkış noktası sizce 6-7 Ekim Kobani olayları mı? Şimdi bölgede ve Türkiye'de gerginliğin yükselme nedeni büyük ölçüde oydu ama şu anki şeyde başlayan, Cizre'de başlayan olaylar veya devam eden olaylar bu iki siyasi partinin yani HÜDAPAR'la HDP arasındaki gerginliğin devam etmesini isteyen çevreler var gibi gösteriyor. Şimdi Burcu bence tedirgin eden yan burada her iki partinin liderlerinde kararlı şekilde bunun devam etmemesi, önlenmesi yönünde açıklama yapmasına rağmen devam ediyor. Şimdi burada şöyle bir durum olabilir. Yani bu her iki kitlenin de tabanı ya artık liderlerini dinlemiyor, parti liderlerini dinlemiyor, tabanda yeni bir oluşum ortaya çıkmış ya da bunun dışında provokasyon, uluslararası bir el de olabilir. Provokasyonla Cizre'den başlayarak bölgede bir işte kamu düzenini bozacak veya çözüm sürecini sekteye uğratacak bir yapılanmayla karşı karşıyayız. Bence bunun üzerinde önemli durulması gerekiyor ve bunu yürütenlerin de deşifre edilmesi gerekiyor. Hocam yani böyle biraz daha net konuşacak olursak 90'lı dönemlere dönülmek mi isteniyor? PKK, Hizbullah çatışması yaratılmak mı isteniyor? Ve bu noktada hani provokatif eylem denip işin içinden sıyrılmak mı isteniyor? Şimdi bakınız hep 90'lı yıllar söylüyoruz ama bugünkü durum 90'lı yıllardan farklı bir durum. Şöyle bir şey var. 90'lı yıllarda bu iki örgüt yani illegal yapıları üzerinde birbiriyle çatışıyordu. Bugün her iki örgüt de kitleselleşmiş, her iki örgütün de yasal partileri var. Dolayısıyla bugünkü çatışmalar bütün topluma, o şehirde yaşayan bütün kitleye hemen yansıyabiliyor. Yani iş yerine, dükkanına, ev yakmaya çünkü birbirlerinin adreslerini bilip iç içe yaşayan insanlar. 90'lı yıllarda faili meçhul olaylar olarak karşı karşıya kalıyorduk. Bugünkü süreç genelde bir sivil halk arasındaki çatışmaya da dönüşebiliyor. Yani asıl tedirgin edici yan, asıl en büyük potansiyel tehlike budur diye düşünüyorum. Onun için önemli üzerinde durulması ve bu olayların hem diyalog yoluyla hem de güvenlik kuvvetleri burada bu olayların failleri kimse bunları ortaya çıkarması gerekiyor. Eğer bu ölen çocuklar polis kurşunuyla ölmemişse kim tarafından öldürülmüş? Bu açık bir provokasyondur. Evet. Bunların net olarak ortaya çıkarılması belli bir ölçüde olayların da normalleşmesi. Çünkü dün Hatip Dicle direkt Abdullah Öcalan'dan çağrı yapıyordu. Yani Abdullah Öcalan'ın çağrısıdır bu size diyordu. Etkili olur mu? İşte buna rağmen etkili olmazsa bunun üzerinde durmak gerekir. Yani hepimiz biliyoruz ki Demokratik Toplum Kongresi'nin de Abdullah Öcalan'ın da bu taban üzerinde bir etkisi var. Eğer bu da etkili olmaz olaylar devam ederse
Burada gerçekten yani yeni bir yapıyla, yeni bir dalgayla karşı karşıyayız diyebilirim. Kısa bir soru sorayım. Yani Kürtler arasındaki bu çatışma nereye doğru gidiyor? Kullanılıyor mu burada Kürtler? Şimdi bakın, en önemli Kürtler arasındaki şey, bildiğimiz gibi işte bu eski Hizbullah PKK veya işte bugün de Hüdapar HDP arasındaki gerginlik. Bölgede daha fazla farklı bir yapılanma yoktur. Şimdi bu kullanılıyor. Yani bu gerek içte gerek dışta bu Kürtler arasında veya bölgeyi en kolay terörize edecek ortam budur yani. Bu en hassas konuda şu an kullanılıyor diye söyleyebiliriz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Duygu Leloğlu, tansiyonun yükseldiği yer Cizre'de. Neden Cizre ve neden Cizre kullanılıyor? Neden orada bu olaylar meydana geliyor? İşte bizler de bunu Cizre Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Profesör Doktor Rüstem Erkan'la değerlendirdik diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.